Merhaba arkadaşlar, ismim İsmail. Bugün sizlere mikro işlemciler dersi için yapmış olduğum akvaryum kontrol projemi göstereceğim. Öncelikle kullanmış olduğum ekipmanlardan başlamak istiyorum. Burada bir LCD ekranımız var. Bir keypad'imiz var. Burada bir pikimiz var. LM35 sıcaklık sensörümüz var ve bir LDR'miz var. Hemen simülasyona başlayayım. Öncelikle bizi böyle bir başlama ekranı karşılıyor. İsmin ve projenin isminin yazılı olduğu. Daha sonra manuel ve otomatik olarak iki adet seçeneğimiz var. Otomatik seçeneğinde referans değerleri program tarafından belirlenmiş durumda. Manuel seçeneğinde ise biz elle belirliyoruz. Ben otomatik seçeneğiyle programı başlatmak istiyorum. Değeri gördüğünüz gibi keypad aracılığıyla kullanıcıdan alıyoruz. Daha sonra otomatik mod başlıyor. 25 derece ve 3 volt. Bu 3 volt bizim LDR'miz üzerindeki gerilim. Bunu değiştiren de üzerine düşen ışık. Yani bir nevi ışık sensörü olarak düşünebiliriz. Bildiğiniz üzere bizim referans değerimiz 25 volttu ve şu anki sıcaklığımız 20 volt. Bu sebeple bizim ısıtıcımız, yani burada fan yazıyor, ısıtıcımız çalıştı. Ve ortamda yeterli ışık olmadığından dolayı LED'lerimiz de çalışıyor. Birkaç değişiklik yapıp nelerin değiştiğini görelim isterseniz. Şöyle bir sıcaklığımızı 25 derecenin üzerine çıkaralım. Gördüğünüz gibi 25 derecenin üzerine çıkardığımız zaman sıcaklığı ısıtıcımız duruyor. Aynı şekilde ışık miktarını artırdığım zaman LED'lerim sönüyor. Bu da programın ne kadar zamandır çalıştığını gösteren bir runtime var. Şimdi simülasyonu durdurdum ve tekrar başlatıp bu kez manuel seçeneğini göstermek istiyorum. Bu seçenekte ise biz bu referans değerlerini elimizle gireceğiz yine keypad aracılığıyla. Manuel modu seçildi. Ben 22 derece seçmek istiyorum referans sıcaklığımı. 4 volt seçeceğim. Aynı şekilde LDR'nin üzerindeki gerilimi. Tabii şu an gördüğünüz gibi ısıtıcımız çalışmıyor. LDR'imiz de aynı şekilde. Yine bunun çalıştığını göstermek adına hemen şuradan gerekli düzenlemelerimi yapayım. Ortam sıcaklığım düştüğü zaman gördüğünüz gibi ısıtıcımız çalışıyor ki balıkların yaşayabildiği optimum sıcaklığı getirmeyi amaçlıyoruz bu projede. Yani çevredeki etkileri, ışık, sıcaklık gibi. Hemen şuradan ışık miktarını azalttığım zaman LED'lerimin devreye girip bu miktarı tolere etmeye çalıştığını görebilirsiniz. Aynı şekilde bu programdaki çalışma süresinden 1 dakika sonra balıklar için beslenme zamanı var. Yani yemleme zamanı. Ancak buradaki 1 dakika tabii ki temsili. Biz bu değerleri değiştirebiliriz. Şu an göstermek istediğim şey yalnızca temsili olarak projenin özeti diyebilirim. Ve tabii buradaki LM35 sensörü yerine suda ölçüm alabileceğimiz farklı sensörler kullanabiliriz. Tabii burada beslenme için LED yerine servo motor kullanabiliriz. Şimdi 1 dakika olduğu zaman balıklar için beslenme zamanının geldiğini göreceğiz. Onu bekleyelim. Daha sonra kaynak kodlarını açıklayayım. Gördüğünüz gibi 1 dakika olduğu zaman feeding time fishes yazıyor ve LED'imiz çalıştı, durdu. Projemizin genel özeti bundan ibaret. Şimdi hemen kaynak kodlarını açıklamak istiyorum. Hemen şöyle notepad'i üstü alayım. Şimdi öncelikle burada da görmüş olduğunuz gibi keypad bağlantımız bulunmakta. Ardından LCD bağlantıları için kodlarımız bulunmakta. Daha sonra definitions kısmında değişkenlerimiz var. İşte şu anki sıcaklık, referans sıcaklık, referans gerilim gibi ya da menü için seçeneğimiz gibi. Aynı şekilde buradaki saniye ve dakika kısımları var benim sayacağım için. Ve tabii ki burada ereylerim var, dizilerim var. Çünkü ben bu değerleri
direkt olarak LCD ekranda gösteremiyorum. Bu değerleri çevirmem gerekiyor LCD ekranda gösterebilmek için. Bunları çevireceğim değişkenler var. Diğer definition'lar var burada. İşte LED hangi porta bağlı? İşte feed kısmı, yani yemlemedeki LED hangi porta bağlı? Fan nereye bağlı? On bir anlamına geliyor, off sıfır anlamına geliyor ve enter ve clear var. Bunlar keypad için olanlar. Daha sonra ben birçok fonksiyon oluşturdum böyle. Bu fonksiyonları oluşturma sebebim şöyle adım adım görebilmek ve bir hata yaptığım zaman kolayca bu hatayı bulabilmek. İlk fonksiyonumuzla başlayalım. Start haliyle başlangıç fonksiyonumuz var. İşte yanında birçoğunun zaten açıklamaları yazıyor. Gördüğünüz gibi işte digital input output ayarlaması var. Ardından keypad'in başlatılması var, LCD'nin başlatılması var. İşte ismimin, soy ismimin ve proje isminin gösterilmesi var. Daha sonra burada ben wait diye bir fonksiyon oluşturdum. Bunu oluşturmamın sebebi enter'a basılana kadar beklemek, daha sonra programı devam ettirmek. Bunu birçok yere ekledim ve rahatça ekleyebilmek için wait adı altında bir fonksiyon oluşturdum. Ardından hesaplamalarım var. Çünkü biz bu analog girişlerden okuduğumuz değerler direkt olarak işte gerilim ya da sıcaklık değerlerine eşit değil. Burada bizim sıcaklık değerini Celsius'a çevirmek için bazı hesaplamalar yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde LDR'den okuduğumuz değeri gerilime çevirmek için bazı hesaplamalar yapmamız gerekiyor. Burada o hesaplamalar var. Burada koşullarımız var. İşte ortam sıcaklığı eğer bizim referans sıcaklığımızdan düşükse fan çalışsın. Ortamdaki ışık bizim referans ışığımızdan düşükse LED'ler çalışsın gibi. Daha sonra burada bir daha koşullarım var. Bu koşullarda benim işte counter'ı kullanmak için, runtime kısmını kullanmak için oluşturmuş olduğum koşullar. Print kısmında ise tabii yine aynı şekilde direkt gösteremediğim için burada farklı bir metotla çevirme yaptım. LCD'de counter kısmını yazdırabilmek için. Yine aynı şekilde işte temperature, light, burada runtime, bunların nereye yazılacağı, nereye konumlanacağı, nerede gösterileceği, bekleme süremiz. Ve dakika 1 olduğunda işte yemleme zamanımız geldiği için bunu gösterecek bir kod bloğumuz var. Ardından keypad ile ilgili işlemler var. Önce tabi menüyle başlıyoruz ama bu sırada menüyü alt almışım. Tabi önemli olan main kısmındaki sıramız. Önce işte menü seçeneğimizle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada çevirmelerimiz var. İşte enter şuna eşit, clear şuna eşit. Eğer clearsa tekrar başa dön falan gibi. Manuel ya da otomatikten bir seçim alıyoruz ve bu seçimi burada menü değerine eşitliyoruz. KP olarak atamış olduğum değişken keypad'in keyclick event'ine eşit. Daha sonra eğer bu 1 ise manuel seçilmiş oluyor. Sıcaklık ve gerilim kısımlarına geçiyoruz. Onların kullanıcıdan alınması kısımlarına. Fakat 2 seçilmişse bu kez otomatik kısmına geçiyoruz. Otomatik kısmında zaten program tarafından belirlendiği için bunlar, herhangi bir şey ellemeden devam ediyoruz. Eğer başka bir seçim olduysa yanlış seçim olduğunu gösteriyoruz ekranda. Diğerleri için tekrar anlatmama gerek yok sanırım. Aynı şekilde burada gerilimi alıyoruz. Volt ref değerini eşitliyoruz. Yukarıda da sıcaklık için vardı. Burada start value diye bir fonksiyonum var. Burada da işte başlangıç değerlerim için oluşturduğum bir fonksiyon. Daha sonra tüm işlemi, tüm prosesi burada görebiliyoruz adım adım. Önce main kısmında başlatıyorum. Keypad'den değer alıyorum, manuel mi otomatik mi? Daha sonra buna devam ediyorum. Manuel ise işte böyle böyle sıcaklığı alalım, gerilimi alalım. Bu işlemi de tamamladıktan sonra başlangıç değerlerimi bir ekranda yazdırıyorum. Bekliyorum ki kullanıcı enter'a bassın ve program çalışmaya başlasın. Burada counter'ım için başlangıç koşullarımın, başlangıç değerlerimin, özür diliyorum, sıfır olduğunu belirttim. Daha sonra sonsuz döngüde saniyem sürekli artıyor. Yukarıda koşulları belirledim zaten. Saniye arttıkça bu saniyenin artışına göre diğer değerlerim de artacak. Yani 9 olduğunda kendini sıfırlayıp bir sonundakini 1 artıracak gibi basit bir algoritma. Hesaplamalarımı yapıyorum sürekli. Koşullarımı kontrol ediyorum. Duruma göre ekranda yazdırıyorum. Ve bu koşulları kontrol ederken bir yandan da sensörlere hakim olabiliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.